Merhaba arkadaşlar. Gün geçmiyor ki Türkiye'de ilginç olaylar olmasın. Bu sefer yine konumuz Müge Anlı. Müge Anlı biliyorsunuz 2 Eylül Pazartesi günü yeni sezonla merhaba dedi. Tabii tabii yeni sezona bir girdi resmen, biri girdi ve ilk olayını çözdü. E, dün hatta bir video daha yapmıştık. Bu videoda Narin Güral'la ilgiliydi. Müge Anlı el atsın diye sosyal medyadan çok gündem oldu. Fakat Müge Anlı yayın sağ olduğu için maalesef el atamıyorum ama takipçisi olacağım demişti. Ama Müge Hanım'da yine ilginç olaylar vardı. Çok fazla ilginç vakalar vardı. Bunlardan biri, biri Fırıkçı ile birleşerek kocasını öldüren kadının hikayesi. Mehmet Yörük 53 yaşındaydı. 12 Nisan 2024'te vefat etti. Ölüm sebebini doğal ölüm olarak belirlediler ve gömdüler. Fakat çok ilginç olaylar olmaya başladı. Eşi Sebile Yörük ile ilgili çok ilginç iddialar ortaya açıldı bu iddiayı atan ve aynı zamanda Müge Anlı programına başvuran isim ise Mehmet Yörük ve Sebile Yörük'ün oğlu Ömer Furkan Yörük'tü. Ömer Furkan Yörük eşiyle birlikte Müge Anlı'ya başvurdu. Ve programa çıkar çıkmaz ilk bölümde yani pazartesi dünkü bölümde şöyle dediler. Babam ölmeden önce tarhana çorbası içti. Annem ona tarhana çorbası yapmıştı. Tarhana çorbasını içtikten hemen sonra vefat etti dediler. Anne buna itiraz etti. Anne de diğer oğluyla birlikte programa katılıp hayır böyle bir şey olmadı. Ee, normal bir şekilde öldü. O tarhana çorbasından ben de yedim çocuklarım da yedi dedi. En küçük çocuk ekrana hiç gelmeyen çocuk abisine ve yengesine tarhana çorbasını içtikten sonra babam kanepeden düştü. Hatta altını da pisletti. Nefes alamadı. Kustu dedi bunu söylemelerine rağmen hayır o çocuktur öyle bir şey söylemedi tarhana çorbasını o da içti dedi. Ama çocuğun hikayesi devam ediyordu çünkü çocuk o çorbayı ben istedim bana vermedi sakın içme deyip döktü iddiasında bulunmuş. Ve bunu iddiayı dile getiren Ömer Furkan Yörük iddialarını peş peşe sıraladı. Sen üfürükçü Mustafa'yla birlik olup babamı öldürdün dedi. Tabii Ömer'in eşi de onu dile getiriyordu. Kayınbabasının çok sevdiğini ve onun katledildiğini, cinayete kurban gittiğini dile getirdi. Tabii kadın pişkin pişkinse bile hayır öyle bir şey olmadı. Asla öyle bir şey yaşanmadı. Kendisi normal bir şekilde vefat etti denildi. Çok önemli bir bilgi geldi hemen ardından. Üfürükçü Mustafa Mehmet Yörük öldükten 3 gün sonra sebile istemeye gitmiş. Tabii ki vermemişler. Olaylar çıkmış, tartışmalar çıkmış. Ama bir taraftan da Üfürükçü Mustafa'nın ailesi çocukları sizin anneniz benim annemin ölümüne sebep oldu demiş. Yani Mehmet Yörük ölmeden önce bizim Üfürükçü Mustafa'nın da eşi 4 ay önce vefat etmiş. Ölümler şüpheli. Müge Avlu bunun peşini bırakmadı. Sordu da sordu, sıkıştırdı. Ve sonra beklenen itiraf geldi. Her inkara rağmen. Bir buçuk gün boyunca neredeyse. İkinci günün tamamında bile inkar ederek hayır ben kocamı öldürmedim. Kocam normal bir şekilde öldü. Ölümüyle ilgili hiçbir bilgim yok. Normal bir şekilde öldü diyense bile birden programdan çıkarıldıktan bir süre sonra arkada kuliste konuşması gerekli. Konuşacağını, itirafta bulunacağını söyleyerek kameranın önüne getirildi. Ve gelir gelmez şunu söyledi. Evet Mustafa ile birlik olduk. Çünkü o bana fotoğraflarla şantajlarda bulundu. Benim çıplak fotoğraflarımı çekti. Çıplak fotoğraflarımla şantaj yaptı. Benimle evleneceksin dedi. Ve daha sonra bize de bana da defalarca su getirdi. O suyu her zaman içiyordum. Bu sefer de kocam için getirdi ve bu suyu ona içir. İçirdikten sonra aramızdan çekilecek ve biz evleneceğiz dedi. Fakat ben evlenmekten yana değildim. O beni zorluyordu. Ben de kocama içirdim. İçirir içirmez Kocam kustu, altını pisledi, altına kaçırdı ve düşüp öldü. Hastaneye yetiştiremedik. Su getirdi, her zaman içiriyor. Bana da içiriyordu su. Bir şey diyemiyordum. O gün ona da içirdi. Bunu içince dedi, aramızdan... <laughs> aramızdan çekilecek miydiniz? Bir dakika. E, evet, çok enteresan olaylar. Türkiye'de gerçekten çok ilginç olaylar oluyor. Yani tiplemelere baksanız beklemezsiniz. Anadolu insanı kendi halinde ya bu insanlardan kötülük çıkmaz falan dersiniz ama kurulan kumpasa bakar mısınız? Üfürükçü Mustafa ile peki nasıl tanışılmış? Üfürükçü Mustafa televizyona çıkıp pişkin pişkin hiçbir şey cevap vermeyip sadece öyle bir şey yok falan deyip durdu. Ama o adama nasıl bulaşmışlar biliyor musunuz? kadının yani sevilenin psikolojik rahatsızlıkları varmış. Psikolojik rahatsızlıklarından dolayı yani hastaneye gidip bir psikiyatriye de psikoloğa gidip tedavi görmek yerine üfürükçüye götürmüşler. Yani şarlatana. Ve bu üfürükçü de onlara sular vermiş, şunu vermiş, bunu vermiş, iyileştirme vaatlerinde bulunmuş. Biyoenerji yöntemleriyle. Ve daha sonrasında bu kadını çıplak fotoğraflarını almış demiş ki ben seni iyileştireceğim tedavi devam edeceği için böyle fotoğrafların bende olması gerekiyor demiş. Bu fotoğrafları da Mehmet Yörük ve Sebilen'in çiftinin evinde çekmiş. Ve o fotoğrafları çektikten bir süre sonra kadına şantajlarda bulunmuş. Şantaj yapıp kadına kocasını öldürtüp onunla evlenmeyi tercih etmiş. Öyle bir planı varmış. Hikaye bakar mısınız? İşte cehaletin geldiği nokta. Yani okumazsanız, izlediğinizi anlamazsanız, çıkarımlar yapamazsanız, kendinizi geliştirmezseniz, hala böyle hacıya hocaya, şarlatanlara inanırsanız ve yok seni işte psikolojik sorunlarını bu okuyacak, üfleyecek, geçecek, biyolojik sorunlarını şu okuyup üfleyip geçirecek falan diye hala buna inanıyorsanız size de söyleyecek sözüm yok. İşte inanırsanız hayatınız böyle kararır. Şimdi bu ilk hikaye şöyle çıkıyor annesinin üfürükçü Mustafa ile ilişkisinin olduğunu iddia eden Ömer Furkan, babasının ölümünden 3 gün sonra Mustafa'nın annesini istemeye geldiğini dile getirdi. İşte bunlar aslında burada kopuyor hikaye. Müge canlı yayınına katılan Sebile Hanım, üfürükçü Mustafa'nın uygunsuz fotoğraflarını çekip kendisini tehdit ettiğini dile getirdi. Eşinin öldüğü gün üfürükçü Mustafa'nın evde olduğunu söyleyen Sebile Hanım, Eşinin ölümünden sonra Mustafa ile iman nikahı kıydıklarını söylemişti. Müge, Anlı Müge Anlı'da Mehmet Yörü'nün ölümüyle ilgili itiraf geldi. Beklenen itiraftı. Üfürükçü Mustafa'nın hazırladığı suyu eşine içirdiğini dile getiren Sebil'i hanım eşinin bu şekilde öldüğünü itiraf etti. Mustafa'nın aynı dönemde ölen eşinin vefatının da şüpheli olduğunu dile getiren Müge Anlı canlı yayında suç duyurusunda bulundu. Mustafa'nın Mehmet getirdiğim suyu içtikten sonra aramızdan ayrılacak dediğini söyleyen Sebile Hanım'a karşılık Mustafa da ben Allah mıyım diyerek iddiaları pişkin pişkin yalanladı. Sebil Hanım daha sonra yaptığı tarhana çorbasına katılan yani Fülükçü Mustafa'nın verdiği suyu tarhana çorbasına kattıktan sonra eşinin öldüğünü belirtti. Polis de canlı yayına geldi ve ikisine de ters kelepçe, Sebil'e ve üfürükçü Mustafa'ya ters kelepçe takarak ortamdan uzaklaştı. Evet arkadaşlar, çok enteresan olaylar oluyor. Yani yine biraz önce söylediğim şey, cehaletinizi bitiremezseniz cehalet sizi kemirerek bitirir. İşte bu hikaye tam da bunu anlatıyor. Cehaleti büyüttüğünüz müddetçe cehaletin kölesi olur, daha sonra da faili olursunuz. Bu olay tamamen cehaletin nasıl faili olduklarının, cehaletin nasıl maktülü olduklarının göstergesi. Cehaleti bitiremezseniz cehaletin maktülü olursunuz. Önce faili, sonra maktülü olursunuz. Cehalet insanı kemirir. Evet bir videonun daha sonuna geldik. İlginç olayları sizler için derleyeceğiz, tartışacağız, konuşacağız elimizden geldiğince. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip fikirlerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.